Evet, saygıdeğer izleyiciler, şu anda Helix pomata bahçe salyangozunu ve iki çift tentaküllerini görmektesiniz. Gördüğünüz gibi inanılmaz desenlere sahip vücutta. Salgı salgıladığı için çok rahatlıkla her zemin üzerinde hareket edebilirler. Ağızlarında radula dediğimiz dişler vardır. O dişler sayesinde de öğütücü bir kesici dişler. Bu dişler de özellikle yaprakları yerler. Bu mevsimde daha yaygınlar. Yani Nisan, Mayıs aylarında, baharın ilk aylarında havalar ısındığında kendilerini toprağın derinliklerine çekerler. Zaman zaman yağmur yağdığında da gece aktif hale gelirler. Burada başka bireyler de var, bakın. Evet. Üreme dönemleri. Şurada bir tane daha var. Gördüğünüz gibi aynı tür olmalarına rağmen vücuttaki desenlenmeleri birbirinden oldukça farklı. Genetik varyasyon oldukça belirgin olarak bunlarda görülmektedir. Çok uzun yıllar ticari amaçlı yurt dışına satılan bir türümüz. Günümüzde her ne kadar azalsa da çok uzun yıllar yurt dışına satılmıştır. Ancak hala daha popülasyon yoğunluklarını korumaktadırlar. Hepsi bizlere poz veriyor. Burada gördüğünüz 3 tane bireyin de birbirinden farklı olduğunu çok rahatlıkla göreceksiniz. Bir de bunun dışında kabuksuz salyangozlarımız var. Onlar da çok değişik. Siyah, kahverengi, mor, her renge kadar olanları var. Bakın burada şeffaf bir renkli olan kabuksuz salyangozumuz var. Bunlara sümüklü böcek denir, ancak sümüklü böcek, yani böcekle hiçbir ilgisi yoktur. Böcekler 3 çift bacaklıdır. Bunlar omurgası canlılar, molluska, yumuşakçalardan olan gruptur. Burada da kabuksuz bir salyangozu görüyorsunuz. Lacivert, yeşil, kahverengi tonlara sahip çok sayıda türü var Karadeniz bölgesinde ve Türkiye'nin birçok yerinde. Evet. Gördüğünüz gibi.